Sesli köşelerde doçent doktor Mahmut Akpınar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Omurgasızlık ve Çuval başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir Arap atasözü der ki, toz duman yatışsın, geçen at mı eşek mi belli olur. Ortalık yatışmamışken sözümü söyleyeyim. Belki alınan, düşünen, uyanan olur da ülkenin cinnet sarmalığından kurtulmasına bir nebze katkıda bulunuruz. Türkiye'de okumuş, yazmış, aydın görünümlü ama onursuz, omurgasız, ilkesiz, şahsiyetsiz ne çok kimse varmış. Kime yöneltiyorum bu suçlamaları? Zalime biat edip onu alkışlayanlara değil. Onlar bir yönüyle ruhunu satmış kuru kalabalıklar, aklını cebine hapsetmiş, beynini midesine yedirmiş, vicdanını hasedine, husumetine boğdurmuş yığınlar. Onlar yalanların peşinden şuursuzca koşan zombiler. Onlar cambazı seyrederken cebini boşaltan hırsızı, ırzını kirleten namussuzu fark edemeyen temaşacılar. Yüksek sesle din tellallığı yapılırken ahlaka, mukaddesata tecavüz edilmesini görmeyen veya gözünü yuman idraksizler. Onlar mürailiyi fazilet, hak yemeği uyanıklık, vandallığı cesaret sanan, en büyük marifeti susmak olan sürüleştirilmiş kitleler. Onlar devleti din edinen, diliyle olmasa da haliyle Allah'a şirk koşan tebaalar. Bu kesim kısa vadede düştüğü çukurdan çıkacak gibi görünmüyor. Kıpraşma varsa da hala ağır şekilde hipnozun etkisindeler. Sözüm Erdoğan'ı zerre sevmedikleri, kendileri de düşünceleri, yaşam tarzları nedeniyle baskılandıkları, soruşturmalara maruz kaldıkları halde sırf kendileri gibi düşünmüyor diye milyonlarca insanı muktedirin diliyle suçlayan AKP muhaliflerine. Lafım KHK'lıların emeğini yok sayan solculara. Hak, hukuk, insan hakları namına eylemi olmayan pelte kıvamındaki liberallere. Şükür olsun ki ülkemizden iki elin parmakları kadar cesur insan çıktı. Konuya ideolojik değil, insani bakan bir avuç yiğit adam canhıraş çalışıyor. Ama yetmiyor. Hasar, yıkım çok büyük. Zulüm çok yaygın. Milyonlarca insan mağdur, aç, perişan, işsiz, hapiste. Erdoğan, topluma pazarladığı ve aydınlatmaya asla yanaşmadığı 15 Temmuz'la tek adam haline geldi. Ürettiği FETÖ üzerindense istediğini suçlayabiliyor, susturabiliyor. Ses çıkaran herkesi FETÖ çuvalına sokup terörist ilan edebiliyor. Öyle kullanışlı çuval ki içine ABD'li bir papazı atıyor, oluyor. Bir Alman gazeteciyi tıkıyor, uyuyor. CHP'liyi koyuyor, yutuyor. Cumhuriyet yazarlarını koyuyor, gidiyor. Cemaatten haz etmeyen ama zulme karşı çıkan Alparslan Kuytulu koyuyor, oluyor. Öyle geniş bir çuval ki generallerin yarısını, yargıçların üçte birini, sağdan soldan bütün gazetecileri, aydınları, akademisyenleri, öğretmenleri, esnafları yutuyor ve doymuyor. Maalesef bu çuvalı Erdoğan'ın eline toplum verdi. 15 Temmuz'u sorgulama, irdeleme cesareti gösteremeyen aydınlar verdi. O nedenle sözüm 82 yaşındaki abdestini tutamayan Mustafa amca terörist diye hapse atılırken ayıptır, günahtır, bu yaşlı adamdan terörist olmaz diyemeyen sözde Erdoğan karşıtlarına. Sözüm hukukta, dinde, vicdanda yeri olmadığı halde doğumhaneden alınıp bebeğiyle hapse konan annelere ses veremeyen sözde kadın hakları savunucularına. Sözüm hapiste büyüyen 864 bebek hakkında iki kelam etme cesareti gösteremeyen analara, babalara, çocuk hakları savunucularına. Sözüm ağaçta mahsur kalan kediyi gündem yapıp insanlara yapılan en ağır işkenceleri, eziyetleri ifade edecek yüreği olmayan insan ve hayvan hakları savunucularına. Sözüm toplumu aydınlatması gerekirken Yenikapı'da Menemen testisi gibi Erdoğan'ın arkasına dizilip ona tek adamlaşma yolunu açan siyasetçilere. Aradan 3,5 yıl geçti. Seküler, solcu, kemalist, liberal, milliyetçi hatta Kürtçü aydınlar, yazarlar hala yaşanan ağır zulme, soykırıma ama fakat onlar da gibi cümlelerle başlıyor. Delikanlıca çıkıp da suçlular elbette yargılansın, 15 Temmuz aydınlatılsın ama 1 milyondan fazla kişinin terörist ilan edilmesi hayatın olağan akışına akla mantığa ters
diyemiyorlar. Bankaya para yatırandan, çocuğunu okula gönderenden, gazeteye abone olandan terörist olmaz diyemiyorlar. Niye? Çünkü o okullardan, o gazetelerden, o bankadan haz etmiyorlardı. Çünkü tarafgirliklerinin altında kalıp eziliyorlar. Çünkü vicdanlarını ideolojilerine feda ediyorlar. Çünkü herkes kendi mahallesinin mahkumu ve oradan çıkıp öteki mahalleyi göremiyor. Rahmetli Cemil Meriç ne güzel demiş, "İdeolojiler idraklere giydirilmiş deli gömlekleridir." İşin tuhafı, bu kesimler bir taraftan 15 Temmuz retoriğinde tam destek verdikleri Erdoğan'dan dayak yiyorlar. Öte yandan izah edilemez bir naiflik içinde ama FETÖ'nün siyasi ayağına operasyon olmadı, FETÖ ile gerçekten mücadele edilmiyor diye kaşınıyorlar. Cemaatten soruşturma geçirmeyen, tutuklanmayan kalmadı. Ama Erdoğan FETÖ söylemini terk etmeyecek. Kendisine müthiş imkanlar sunan bu enstrümanı muhalefet bile kullanırken ahmak mı ki bıraksın? Son dönemler Erdoğan zorda. Zira altı boşalıyor. İçte dışta iktidarına yönelik eleştiriler artıyor. Öte yandan yeni partiler, aktörler çıkıyor. Yakında FETÖ'nün siyasi ayağına operasyonlar başlayabilir. Sizce kimlere operasyon olur? Elbette iki çocuğunu cemaat kurumlarına gönderen kendine yapmaz. Fatih Koleji mezunu damada da yapmayacak. Gülen'le aynı masada yemek yiyen Burhan Kuzu'ya, Pensilvanya'ya ziyarete giden Hakan Fidan'a da yapmaz. Ama mesela umut olması beklenen siyasetçilere FETÖ'den operasyonlar olabilir. Davutoğlu Erdoğan'ın talimatıyla da olsa Gülen'le görüştü. Operasyona pek bir müsait. Pekala Babacan'a da bir FETÖ kulpu uydurulur. Hatta siyasi ayak diye Abdullah Gül'ü tutuklasa kim ne diyecek? CHP'den İyi Parti'ye, Babacan'a, Davutoğlu'na, AKP'ye oy vermeyen cemaatlere, Erdoğan'a mutlak biat etmeyen gruplara, AKP ile yolunu ayıran siyasetçilere kadar herkese FETÖ'den siyasi ayak olmaktan operasyonlar yapılabilir. Kermes için sarma yapıp satan teyzeler, loğusa anneler, 80'lik dedeler terörist oluyorsa, Çakı gibi siyasetçiler neden olmasın? Bu bir kısır döngü. Siz FETÖ deyip Erdoğan'ın muhaliflerini içine atıp yok ettiği bir çuvala destek vermeye devam ettikçe, hukuki, vicdani kriterler açısından sorgulayıp itiraz etmedikçe, Erdoğan o çuvala istediğini atacak. Mızmızlanmayın. Bu kullanışlı malzemeyi ona siz verdiniz. O da tepe tepe kullanıyor, diyor Mahmut Akpınar, TR724'deki köşesinde.